farklı nokta olur değil mi? Ama biz arkadaşlar bir tarih, bir tarih ülke var ya. Hiçlik yer var mı? Herkesi kucaklıyoruz. Bizi kucaklayacak kimse var mı? Hiç kimse yok. Ne yapmak lazım? Akıllı durmak lazım. Aklın yolu ne diye? İnsan havayı verir vermez ayrı konu. E işte ne oldu? Ben mesela belediye başkanlığı vermedi. Allah nasip etmedi. Olmadı. Bu kadar lazım. Hiçbir zaman için vatandaşlara tamam bir şey değil. Ben seçimi kaybettim. Ertesi gün aynen sakatlaşım oldum. Sokaklıyım. Hala sokaklıyım. Bunu söylüyorum. Biz sokaklıyız. Ama dedim yani muhalefet yapması gerekenler sokakta mı? Tadil de. Ne yapıyorlar? Herkes tadil yapıyor değil mi? Biz oradayız mı? Ama göreceğiz. Seçim sonucu Haziran'da belli olacak. Belli olduğu zaman bakacağız. Ne olmuş, ne çıkmış? Hedef ne? Milliyetçi Hareket Partisi Aydın'da hedefledi oynuyor. Mesela Recep Dan'a açıklama yaptı bir programda, %5'i geçemez Aydın'da diyor MHP için. Böyle bir rol biçiyor. Ben o konuyla ilgili sorularını söyledim Erman'cığım yani. Ben sana hiç tutayım. Recep Taner biraz önce söylediğimde de Recep Taner'e de cevap vermiş oldum. Tamam mı? Yani öyle bakacak olursan milletvekilleri demiş ki Halit Alışık diye birisini tanımıyorum demiş. Ben de diyorum yani, geçen Çin'e de söylüyorum. Basın mensubu var ben de onu söylüyorum. Gelsinler Aydın'da kim kimi tanıyor bakalım. Çıkalım sokağa kim kime selam veriyor bakalım. Onlar öyle genel başkanın suntasıyla, gün bizi sujeye gittikleri dönemde genel başkanın suntasıyla birine sayın milletvekili olup Aydın'a efendim öyle seçimden seçime ayda ayda gelip Aydın sokağında Aydın milletvekili diye dolaşmak da olmuyor işte.